budur. Koskoca Atatürk'ün partisi eridi gitti be Nazif. Yazık yazık. Hiç affetmiyorum o Baykal'ı. Hey ya Rabbim. Ya şu insanlar ne yapsın? Bakıp bakıp ağlıyorum hallerine. Kimler babacığım? Kosovalılar Nazif. Ne kötü kaderleri varmış. Ana bir yerde, baba bir yerde, çocuklar ayrı. Ben de zırıl zırıl ağlıyorum baba, kepazelik. Vallahi insanlığımdan utanıyorum. Bağış yapalım biraz Nazif. Yapacağız Ayşe, topluyoruz okulda. İnşallah yerlerini buluyordur o yardımlar. Buluyordur baba, daha neler artık. Aa. Biz bu memlekette ne yolsuzluklar gördük kızım, ne felaketler. Ah canına yandım. Şu muavinlik işi olsaydı 2 aylığımı birden bağışlamıştım şimdi. Nazif, bir telefon et de sor bakalım. O işe birini almışlar mı? Olur babacığım. Ayşe'cim hadi çıkalım. Ben hazırım. Baba, dolapta pilav var, bezelye var. Isıtırsan? Olur kızım, sağ ol, ısıtırım. Ulan Nazif. Efendim babacığım. Lakap mı taktılar sana gene okulda? Sen mi söyledin Ayşe? Aşk olsun. Yani baba, sana da bir şey söylenmiyor. Ne kızıyorsun lan, hoşuma gitti. Korna Nazif. Sıfırcıdan daha iyi. Ayşe'cim hadi. Sinirlenme ulan hemen. Lakap takılan hoca sevilen hocadır. Şimdi gidip derse basma sakın sıfırları çocuklara. Ne var bunda kızacak canım? Bana da zıp zıp diyorlar, sesimi çıkarıyor muyum? Ah buyurun. Merhaba. Buyurun. Kız hoca ne haber? Fena sayılmam. Ayşe'cim sen nasılsın? İyiyim şekerim, sen? Patlıyorum evde sıkıntıdan kız. Herif bize araba aldı. Hoca nasılsın hoca? Sağ olun hanımefendi. Buyurun, hoş geldiniz. Kız hoca, şu arabayla ders ver birazcık bana. Şoförlemeyi de trafikte zorlanıyorum kız. Devamlı ceza, kavga. Katil elimden alacak ruhsatı vallahi. Hani şöyle birkaç saat yanımda otursan yeter. Memnuniyetle otururum da hanımefendi. Vaktim yok. Sen istersen bulursun kız. Hadi nazlanma. Cesaret vereceksin bana, o kadar. Hadi Nazif, geç kalıyoruz. Hadi canım. Efendim izninizle vermeye çalışacağım. Çıkarız bir ara. İyi günler. İyi günler. Kız konuşsana benimle. Verecek misin, vermeyecek misin? Verir hanımefendi, verir. Buyurun. Birlikte bir kahve içelim. İçelim kız baş başa. Ay, sen yalnız ben yalnız. Fal bile bakarız vallahi. Haydi güzelim, haydi halilim, bu sene de bekar gezelim. Of yeter, şimdi düşüp bayılacağım Halis. Bahane, bayıl. Tüh, senin gibi evlat olmaz olsun. Kalk. Kalkmıyorum, bahane. Haydi halilim. Al. Başlarım senin Halil'le. Kalk, işe gideceksin. Gitmiyorum, bahane. Dilek yok, ben ne yapacağım işte? Hasbinallah ve nimel vekil. Dayak mı istiyorsun sen? Kalk! Lan Davut, dayak yok. Konuşarak güzel güzel. Hı? Bırak Ulviye, ne güzelliği. Enişte gitme bu kadar üstüne Allah aşkına. Çocuk o çocuk. Ne çocuğu be? Eşek kadar herif. Hadi halilim. Ulan şimdi alırım seni ayağımın altına. Aman dur. De bekar gözelim. Bak hala söylüyor. Söyleyeceğim. Niye bıraktın Dilek'e iş görüşmesine? Ne yapacaktım? Zam yapsan gitmezdi. Senin yüzünden. Haydi halilim, muhtar seçelim. Halis, baban ömür boyu bakamaz ama Dilek'e. Bak kaç kere zam yaptı. Yine yapsın. Bana ne? O benim sevgilim. Haydi halilim. Ay beni. Allah Allah. Alacağım ayağımın altına. Nein. Enişte hatırım için Allah aşkına bana vur. Haydi halilim. Çekil aşağı. Ay. Bayılıyorum galiba. Tutun beni, tutun. Haydi halilim. Tertemiz oldun kerata bak. Gene ne varsa babanda var. Babacığım. Söyle bakayım. Sana geldim İstanbul. Helal olsun aslanım. Ziyarete götüreceğim seni bugün Cenap Bey amcanlara. Cafer, buyur. Sevim içeride ağlıyor. Anam. Ne oldu yine? Kosovalılara. Televizyonda haberlere bakıp bakıp ağlıyor. Vah be. Ona hepimiz ağlıyoruz. Ne yapsın kadın? Çekmiş yine biraları baykuş. Hadi bakalım. Bulun teybi de bir daha dinleyin Cenap Bey'i. Tamam. Buyurun. Sana geldim İstanbul. Ne dedi o? Şiir efendim.
Cenap Bey'in şiirini okuyor. Okusun mu yine? Hadi maaşı oku bakayım. Sana geldim işte. İstemez! Zaten içeride fenalık geldi dinlemekten. Al okuşunu da kahvesini de defol gözün görmesin. Anam. Bakın Sabri Bey, o teybi hemen bana verir misiniz? Yoksa çok fena olacak. Ayla Hanım, daha fazla ısrar etmeyin. Vallahi şimdi fırlatar atarım ikisini de. Sallanıp durma sen de orada. Laf mı dinliyorsun hadi yallah. Ay. Ne lafı efendim? Sana geldim işte. Anam sus be sus. Tüh. Senin şiirine de şairine de defol. Sabri Bey, verin diyorum onu. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Efendim maşallah. Ne güzel sizi böyle görmek. İşe mi? İşe. Hayırlı işler. Nasıl? Durgun diyordunuz. Kıpırtı var mı biraz? Biraz kıpırdadı bugünlerde. Oh neyse neyse. Küçük beyi de nişanlıyormuşsunuz galiba yaza. İstiyor. Pek güzel efendim. Pek güzel. Şimdiden tebrik ederiz. Sefa ile. Sağ olun. Güle güle. Şükrü Bey hayırsız damadıyla gidiyor Sevim. Hah benim belalım orada. Aydın yürü sakın cevap verme. Evet oğlum duyma. Ne söylerse söylesin. Ne o? Şşt damat. Telefonla sapık arıyor mu sapık? Anam. Onu da mı duydun? Ne Aydın yapıyorsun Allah oğlum? Aşkına, uyuma hadi. Şuna. Sarhoş ne dediğini bilmiyor. Bak cevap veriyor mu? Bir şey sorduk. Ne bu çalım? Gelirsem oraya. Ne yapacaksan acaba? Sapık mı dedi baykuş? Ne sapığıymış o? Vallahi bilmem. Telefon sapığı herhalde. Sabri Bey, son defa söylüyorum. Verin şu teybi. Vallahi avazım çıktığı kadar bağırırım şimdi. İstediğiniz kadar bağırın efendim. Vermiyorum. Şimdi gel buraya bakayım. Beni bırakıp kocanla gezmeye mi gidiyorsun sen? Kıracağım bacaklarını. Ay dediğin mi sen diyeceğim? 100 binleri aştı. Makedonya'daki çeşitli kamplarda yaşam mücadelesi veren mülteciler bir yandan salgın hastalık tehlikesine karşı aşılanırken bir yandan da günlük hayatlarını devam ettirmenin kolay bir yolunu arıyor. Makedonya'da tam kapasiteyle çalışan fırınlarsa mültecilere ekmek yetiştirmekte zorlanıyor. Ülkede barınan mültecilerin... Ağlıyor musun Selin? Ağlıyorum Cemil, Allah kahretsin, bu nasıl şey? Tutamıyorum ki kendimi. Tutma Selim, ağla. Buna ağlanmaz mı? Ben de ağlıyorum. Ama sen de daha beter asabımı bozma. İki kişilik personeli olaydan yazık, yazık. Vallahi çok yazık. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Pentagon yetkilileri olayın kaza sonucu meydana geldiğini açıkladı. Buz gibiymiş. İtalya'daki üslerinden Tiran'a gönderilmesi planlanan 24... Burada bakır, demir, eskiler alırım eskici. Bacım, anlaşamadın demek. Hiç tutmadım insanları Hüseyin abi, bana göre değil. Senin işin iyi bacım. Sen hiç iş piş arama. Bulamazsın böylesini. Öyle de Hüseyin abi, olmuyor. Halis rahatsız biliyorsun. Devamlı kavga çıkarıyor. Kocammış gibi hesap soruyor benden. Galip dedi sağ olsun, hiç kafa yok. İdare edeceksin sen de biraz bacım. Kalplerinde kötülük yok. Kalpleri temiz. Davut Usta'ya da yük oluyorum, yazık. O parayı verebilecek gücü yok aslında. İşler durgun. Açılır bacım, açılır. Sıkma canını. Eve çay şeker veren lazım olursa haber ver. Yarım fiyatına bulurum. Olur. Amca bak ne yapıyor? Al. İçine bak sen. Şikayet yok. Sen de rahat dur orada dımkov. Durmuyorum bari. Al. Gelmeyeyim oraya alırım ayağımın altına. Söyle bakayım hayırsız. Ne zaman yapıldı Kosova Meydan Muharebesi? Geçen ay amca biliyorum. Tüh. Geçen ay mı? Tüh. Mö gibi konuşuyor baba. Ne bilecek? 1389 salak. Al. Karışma sen. Ona sordum. Söyle bakayım kimler arasında? Biliyorum amca. Sırplarla... Aferin. Osmanlılar salak. Al. Karışma sen. Ona sordum. Sırplarla NATO arasında amca. Tüh. Yazıklar olsun. Dumkov. İnsan tarihini bilmez mi? Koskoca Osmanlı padişahı Murat Hüdavendigar'ın zaferi. Ne bilecek baba? Salak. Böyle gibi bakıyor. Al. Güzel konuş büyüklerle. Bak şu telefona. Bakıyorum, bak. Bakmıyor amca. Tövbe. Açsana şunu oğlum, müşteri arıyor belki. Bak be, sen aç. Göndermeseydin Dilek'i iş görüşmesine. Kalk o zaman oradan, Dumkov kalk. Dilek gelmeden kalkma.
Tövbe. Alo. Buyurun hanımefendi. Tesisatçıyız tabii. Olur, ne lazım? He, anladım. Olur, ben bir bakayım da. Adres neresi? He, biliyorum. Şakir Bey apartmanı. Kaç numara? 18. Tamam, bir saate kadar gelirim. İyi günler. Sen benim başıma bela mısın? Kalk şuradan. Kızdırma beni, almayayım ayağının altına seni. Kolay gelsin, baksana kimi getirdim tertibim. Aa baba bak Dilek. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Ne oldu Dilek? Anlaştın mı yoksa o işle? Yok yok, anlaşmamış tertibim. Üzülme hadi. Öyle mi Dilek? Öyle tertip. Duydun mu baba? Ne tatlı. Ablacığım bak, bir daha trafikte böyle olay çıkarırsan vatandaştan kefalet mefalet bekleme, tamam mı? Yatarsın nezarethanede. Ne yaptım kız? Aa, sen de anlamadan dinlemeden. Herif zık diye önümde durdu, Allah canımı alsın. Sor hocaya. Aynen öyle Yavuz Bey. İfademde de belirttim. Eşkıya bunlar. Duydun mu kız? Duydum. Hocam, senin de başka derdin yok mu? Bilirim bunun arabasına. Evde yalnız oturuyordum Yavuz Bey. Gezelim biraz dedi. Sağ olsun kıramadım. Ben memnunum hayatımdan. Ne yapıyordu herif bize kız? Hoca da gördü, söylesin işte. Çok özür dilerim Yavuz Bey. Aynen öyle. Hanımefendi doğru söylüyor. İfademde de belirttim. Duydun mu kız? Duydum ablacığım. Yürü. Vatandaşı hasta etme şimdi. Zaten biradere kafam bozuk. Eline sağlık İbrikçi. Bacon yumurta harika olmuş. Tam istediğim kıvamda. Afiyet olsun Cenab abi. Oh neyse. Şöyle biraz elimize para geçti de Halil Gıda'nın bayat mallarını yemekten kurtulduk. Oh be Cenab abi. Ben de biraz resim yaparım. Yap canımın içi. Kitap ikinci baskı yapabilir. CD'lerimiz, kasetlerimiz satıyor. Paramız var. Halilciğim, bu krizi atlatana kadar veresiye alma sakın. Almam Cenab abi, peşin. Yumurta da güzelmiş hakikaten. Afiyet olsun. Oh ya, ne sakin bir gün geçiriyoruz. Ne Sevim Hanım'ın alkolik kocası, ne Almancı dostlarımızın meme düşkünü oğlu var. Ah be abi, söylemeseydin keşke şunu. Keşke. Hadi aç bakalım İbrikçi. Belki Celilciğim soğuk bira getirmiştir. Bunun yanında iyi gider. Gel Cafer'cim, hayrola? İyi günler. Afiyet olsun. Bizim maşuk Cenab Bey'in şiirlerini ezberlemiş. Söylüyor da dinletmeye getirdim. Yok ya. Söylesin bakayım. Biraz utanıyor ama sesinizi bile benzetiyor. Kasetten dinlemiş. Ne var canım bunda utanacak maşuk? Hadi bakayım. Abi. Hadi oku bakayım aslanım, oku. Vebalin boynuna İstanbul. Vebalin boynuna. Allah Allah. Aynen vallahi Cenab abi. Aynen İbrikçi. Noktası noktasına. Kutlarım seni canımın içi. Sana geldim İstanbul. Şimdi kim bu? Bakayım. Ayla Hanım Cenab abi. Ayla Hanım mı? Anam, ben gideyim. Sabri Bey ile kaset kavgası ediyorlardı az önce. Eyvah. Ne yapayım? Aç. Ne yapabiliriz canım? Oo, buyursunlar efendim. Cenab Bey. Buradayım hanımefendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu ne böyle? Sabri Bey. Sabri Bey parçaladı. Buyurun. Ama bu olmaz. Bu vahşet. Sanata saldırı bu. Saldırdı Cenab Bey üstüme. Aa çok ayıp. Fena halde alındım. Görürsem bir çift sözüm var Sabriciğime. Söyleyin Cenab Bey. O bir canavar. Sana geldim Cenab Bey. Kim o? Kuş kuş papağan. Cenab amcacığım, ha burada mısın? Müjde. Sen niye geldin delikanlı? Sevgilim iş bulamadı. Tamam. Ne ilgisi var şimdi bunun? Hadi tertip, sırası değil. Herkesin işi var bak. Sapık. Aile teyzeciğim. Ne var? Ne tatlı. Sabri amcam kapıda seni bekliyor. Suna teyzem de yanında. Bırakamıyormuş.
Tamam delikanlı gelecek, şu an bir şey konuşuyoruz şurada. Patlama, bekle biraz. Aa bak, çekeceğim kulağına. Nerede bu kız? Gelsin, kıracağım bacaklarını. Geliyor efendim, geliyor. Haber yolladım. Sen ne bekliyorsun orada? Babamı bekliyorum. Doktora getirdim. Enişten nerede? Papağanı götürdü şairlere. Papağan da şair oldu. Gelsin, soracağım orada. Eşek. Kıracağım bacaklarını, utanmasın. Babalarının uşağı var burada sanki. Yanlarına anahtarlarını almazlar. Buyurun efendim. Özür dilerim. Anahtarı almayı unutmuşuz da Sabri Bey amca. Teşekkür ederiz. Bir şey değil efendim. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kız sen kaç saattir neredesin? Kırayım bacaklarını. Efendim? Aman efendim, ne yapıyorsunuz? Şükrü Bey'in oğluyla nişanlısı. Benzetti. Kusura bakmayın, yaşlılık. Estağfurullah. Ders mi çalışıyorsunuz birlikte? Vizeler başladı da Sabri Bey amca. Ne güzel, ne güzel. Hep böyle görelim sizi. Allah zihin açıklığı versin. Sağ olun, iyi günler. İyi günler. Bizim kızı görürsen söyleyin, gelsin evladım. Olur teyze. Kıracağım bacaklarını bunu. Sabri Bey amcacığım, getirdim hala teyzemi. Aman git peşimden sapık. Hadi bakayım hadi. Başka işin yok mu senin? Hadi evine. Gitmiyorum, bana ne? Hadi derdim, ayıp oluyor ama. Sen nerelerdeydin eşek? Kapıcılığı bıraktın, okullu herife şiir mi dinletiyorsun? Kıllı değil efendim o, sakallı. Bakın yeni kaset verdi, imzaladı. Aile teyzem ne tatlı yapıyor. İmzalarken yanından öptü. Ne dedin? Anam. Kız sen azdın mı? Buraya gel. Nerelerdesiniz? Kıracağım bacaklarını. Azgın, gir içeri. Erken kalkmışsın yataktan Halil Efendi. Biraz daha dinlenmen lazım. Ben de söyledim ama Türkan abla dinlemiyor. Sinirli. Bırak şu siniri. Olan olmuş artık. Yatamıyorum ki hanımefendi. Bunlar her gün birbirini yiyor markette. Bir şey olmaz. Canından kıymetli mi? Beyin kanaması falan geçirirsin, Allah korusun. Duydun mu baba? Üzmeyin siz de babanızı bu kadar. Biz üzer miyiz Türkan abla? Ah, o karısı yok mu o karısı? Neyse, bırak dedikoduyu şimdi. Benim karım sizin de anneniz kızım. Söyleme öyle baba. Nereden annemiz oluyormuş bizim o? Bizim annemiz rahmetli. Gül, bunları baş başa sakin konuşsanız babanla. Yeri mi burası? Özür dilerim Türkan abla. Çalış, didin. Şu ölümlü dünyada hepsi boş hanımefendi. Yatağa düşer düşmez birbirlerine girdiler. Bakın, ne kadar borcumuz? Alırız. Acelesi yok. Konuşuyoruz. Sen de muhtar olacağım diye paraladın kendine Halil Efendi. Derdin ne bu yaştan sonra? Bırak şu işleri artık gençlere. Dikkat et aman abi. Ne nankör meslek şu kapıcılık. Öyle. Çalıştırırken yüzüne gülerler adamın. Tazminat ödemeye gelince hadi yallah. Bu pilavcılığın da bir hayrını göremedik. Buna da şükür be abi. Aman Adem, kepçene dikkat et. Doldurma öyle tıka basa. Tamam Cafer abi, dikkat ederim bundan sonra. Aman aslanım, 4 porsiyondan bir tabak pilav çıkarsa kar. Aya. Efendim anneciğim. Gittin mi kızım Kosova'ya yardım? Yok anneciğim, topluyorum daha. Bu akşam üstü götürecekler. Al şunları da, sevaptır. Ver anneciğim. Biraz tencere tava da koysaydın, yemek pişirirler. Koyalım anneciğim. Sevaptır. Aferin. Ayla Hanım. Efendim. Pantolonumu bulamıyorum, cebimde param da vardı. Bakın efendim, görüyorsunuz ki Kosova'ya yardım topluyoruz. Aman Allah'ım. Pantolonumu da mı verdiniz artık cebinde parasıyla? Ve saksofonumu da. Çıldırdınız mı efendim? Daha neler artık? Yardım efendim, yardım. Bağırmayın öyle. Bu nasıl yardım efendim? Tövbeler olsun. Tambur majörüm. Bunu da mı veriyorsunuz? Sopa o efendim, sopa. Atılmış bir köşeye duruyor. Ne işinize yarayacak acaba? Kosovalı mültecilerin ne işine yarayacak acaba? Tövbeler olsun. Ne?
yepyeni elektrik kutusu. Bunları verip sonra da biz dilenciliğe mi çıkacağız efendim? Ayna, ne yapıyor bu? Hepsini geri al yani. Elleri kırılsın. Bırak onları. Gülsüm Hanım. Efendim Cemil abi. Sevim Kosova yardım paketini hazırladı. Söyle Cafer'e gelip alsın. Olur. Gelecek zaten servisten sonra toplamaya. Babam geliyor. Hah. Baba. Beni mi bekliyorsunuz kızım? Geldim geldim. Buyurun. İyi günler. Yürü yürü. Adem efendi. Buyur beyim. Topladınız mı sizin apartmandan yardımları? Topladık beyim. Buraya getireceğim ben de. Hah. Hadi bekliyoruz. Geç kalma. Hah. Öyle yırtık pırtık eski şeyleri de getirme sakın. Aa, daha neler artık? Olur mu öyle şey efendim? Hepsi tertemiz. Yıkanmış, ütülenmiş. Buyurun. Cafer. He? Duydunuz mu? Belgrad'ın göbeğine 5 füze daha. Oo, dur be sen de sabah sabah. Ekmek mi dağıtacağız, sana füze mi yetiştireceğiz? Öst, ters cevap verin bana öyle. İnersem aşağı. Bir an istiyor yine o baykuş. Başka ne isteyecek efendim? Sabahtan akşama kadar çak 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 çak. Sedat Bey'i kovmuş mu yanından o haydut? Kovmuş galiba. Kendim ayrıldım diyormuş başkalarına ama. Üç kağıtçı. Hah, nerede bu gazetenin meyveli gazozu? Meyveli mi? Aa, sahin nereye koyduk biz onu? Sormasak iç edeceksin demek. Aa, yapmayın bunu Sabri Bey. Çocukların yanında hırsız muamelesi. Allah Allah! 10.000 atlı dıkıdık dıkıdık. Atılmış küffarın üstüne, yeniçeri çekmiş babayı, vurun bre! Yürü baba! Dık 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 dık! Allah 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 Allah! Savunun! Yavaş oğlum, çaylar dökülecek, masa sarsılıyor. Ne bu Davut? Kosova meydan savaşı Ulviye. Sırası mı şimdi Davut? Ne var bunda Ulviye? Çocuk da öğrensin. Canlı tarihimiz. Dinliyor musun Ayşe? Dinliyorum enişte. Allah baba, dık 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 dık. Allah 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 Allah. Vurdu mu sırpa? Allah Allah. Kellesi bir yana, gövdesi bir yana. Yapma Davut. İçim bir tuhaf oluyor sabah sabah. Kelleler, böbrekler, kanlı kanlı. Şanlı zaferimiz bu Ulviye, şerefimiz. Helal. Binlerce küffarın leşini sermişiz meydanın ortasına pestil gibi. Helal olsun bize baba. Bir vuruşta dörde bölmüşüz hepsini. Aa, söyleme böyle şeyler Halis. Kurban olduğum baba yiğit Murat Hüdavendigâr akşam çıkmış şöyle ovaya, cesetlerin arasında geziniyor. Bağırsaklar, ciğerler meydanda. Davut, vallahi midem kalktı. Devam etme şuna lütfen. Evimizde konuşuyoruz Ulviye, rahat ol. Rahat ol anne, konuşuyoruz. Ben gerisini biliyorum baba, anlatayım mı? Aferin aslanım, anlat bakayım. Mehtap varmış baba. Hı. Yaralı hain Sırplı inleyerek yatıyormuş böyle möğü gibi. Sen şimdi Murat Hüdavendigâr mısın? Hı hı. Çek bıçağını. Çektim baba. Dinliyor musun Ulviye? Dinliyorum Davut. Bak adamdaki vicdana bak. Düşmanın üstüne eğilip hatırını soracak. Duyuyor musun Ayşe? Duyuyorum da enişte, çok üzülüyorum. Ah ah, Türk'ün evladı üzülmez mi buna? Meğer o hain Sırplı ne yapmış oğlum? Pusuya yatmış baba hain. Açmış gözlerini böyle öğ gibi bakıyormuş. Güzel yapıyor muyum baba? Güzel aslanım, fırla. Allah 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 Allah. Al. Tövbe de dup kal. Allah Allah der mi elin hain Sırplısı? Demez. Mangot, 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 mangot! Bu ne canım artık? Yeter! Bak ağlattınız kadını. Bırakın şu bıçakları bıçakları. Ağlama kızım. Ayşe ne oldu? Padişahımız öyle vurulunca dayanamadım enişte. Ağlama Ayşe yenge. Bıraktım bıçağı bak. Yavuz, kovdun mu işten Taktak'ı? Bak doğru söyle ama. Serpil de bana soruyor. Kovdum ablacığım. Taktak gitti. Vatandaşı yok öyle gerek. Kız başkası daha mı az kazıklayacak sanki seni? Affet şunu.
Kızı da nişanlayacaklar. Perişan durumdalar kız. Beter olsunlar. Vatandaşı hasta etme ablacığım sabah sabah. Anahtar, ruhsat, tamam. Şu andan itibaren arabayla da gezilmeyecek. Bitti, yasakladım. Kız ver şu anahtarı. Uzak dur ablacığım, kafamı bozma. Kız ver şunu. Kendi arabama da binemeyecek miyim artık? Ablacığım, eli kolunu oynamasın. Yakarım, binemeyeceksin. Prens yokmuş yavrum. Konuşuyoruz. Ha, konuşuyoruz. Tamam ulan, ben de bunu rehin alıyorum o zaman. Hadi bakalım. Ablacığım, bırak o yavruyu. Bırakmazsam ne olurmuş? Sana bırak dedim, yakarım. Bırakmıyorum. Sen misin koçum? Benim efendim. Buyurun, iyi günler. Kız kapıcı ne var? Bizi mi dinliyorsun yoksa yine? Yok efendim, estağfurullah. Ne münasebet. Ablacığım, hariçten gazeli okumayalım. Gir içeri. Girmiyorum kız. Ne oluyor öyle katil gibi? Cafer koçum. Buyurun. Arabasının anahtarı, ruhsatı bende. Yedek anahtarı bulamadım. Gözün üstünde olsun. Binmeyecek o arabaya, tamam mı? Tamam efendim, baş üstüne. Bir yardım var mı diye soracaktım. Bugün gönderiyoruz da. Ne yardımı koçum? Kosova'ya efendim. Vatandaş yardımını yapacak. Al kız, bunu gönderin. Kesip pişirsinler.